TRT Haber'de Gece Bakışı Türkiye-Suriye sınırından yayınına devam ediyor. Karkamış Gümrük Kapısı'nın bulunduğu alandan bu yayını gerçekleştiriyoruz ve 2 kilometre kadar gerimizde de Türkiye'nin olası Suriye operasyonunda hedef aldığı terör örgütü PKK-YPG işgali başlıyor. Zor mağaraları, mağarası ve çevresindeki köylerde büyük bir terör örgütü varlığı söz konusu. Böylesi bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere merkezi The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. Erdoğan yazısında İsveç ve Finlandiya'nın teröre yönelik tutumunun değişmemesi durumunda, bu tutum değişmedikçe Türkiye'nin de NATO'ya üyelik için bu ülkelerin yaptığı başvuruya karşı duruşunun değişmeyeceğini vurguladı. Bizim dedi, Türkiye'nin NATO üyelikleri için duruşu değişmeyecektir. İsveç ve Finlandiya'nın teröre yönelik tutumu değişmediği sürece. Bu makaleyi değerlendirmesini rica edeceğiz. Uluslararası ilişkiler konusunda uzman bir isim. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Furkan Kaya bizlerle beraber. Sayın Kaya merhabalar, iyi geceler. İyi geceler Fuat Bey, iyi yayınlar. Şimdi The Economist dergisi önemli bir dergi. Eylül 1843'ten bu yana, kesintisiz yayımlanan haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi. Cumhurbaşkanı'nın bu dergide makalesinin yayınlanmış olması da oldukça önemli ve çarpıcı. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi. Öncelikle vurgusu bu iki ülkenin teröre verdiği desteğe ilişkin tutumları değişmedikçe biz de NATO'ya üyeliklerine karşı çıkacağız, çıkmaya devam edeceğiz dedi. Neler söylersiniz? Önce buradan başlayalım. Tabii öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı özellikle sizin arz etmiş olduğunuz gibi The Economist dergisinde zamanlama olarak özellikle ben çekmek gerekiyor. Böyle bir zamanda ve böyle bir günde makalesinin yayınlanması son derece anlamlı. Çünkü bugün Türkiye NATO ittifakında yer aldığı 1952 yılından itibaren şu anda belki de kartlarının en güçlü olduğu ve krizi fırsata çevirecek bir ortamın ve atmosferin içerisinde Fuat Bey. İlk önce bunun bir altını çizmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz daha önce de size değerlendirdik. 1954 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası NATO'nun askeri kanadından çekilen Yunanistan, 12 Eylül askeri darbesi sonrası General Rogers'ın isim babalığını yaptı ve darbeci Kenan Evren'in de çok yakın dostu olan Rogers planıyla beraber Yunanistan kayıtsız ve şartsız şekilde NATO'ya dönmüştü. Hiçbir şey alamadan, yani biz Kıbrıs sorunu belki halletme imkanımız varken önümüzde hiçbir şey alamadan Yunanistan'a kabul etmiştik o dönemde. Fakat şu anda böyle bir durum yani yok. Yani ulusal çıkarlarımızı göz ardı eden bir zihniyet. Ulusal çıkarlarımızı göz ardı eden bir zihniyet. Darbeci Kenan Evren Yunanistan'a yeşil ışık yaktı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ettiği için. Evet, evet. Ve zaten biliyorsunuz Our Boy Sevdan It, yani bizim çocuklar bu işi başardı. Dönemin işte CIA şefi Paul Henze'nin vermiş olduğu müjdeydi Amerikan Başkanı Carter'a. Yani dolayısıyla tarihte bunun örnekleri var ve Sayın Cumhurbaşkanı dedi, sokulduğumuz yerden bir daha sokulmayacağız, buna izin vermeyeceğiz dedi. Dolayısıyla ortaya koymuş olduğumuz dik duruş ve özellikle İsveç için konuştuğumuz gibi terör örgütüne alenen silah, maddi destek ve terör örgütü mensuplarını kendi parlamentolarını ağırlayacak kadar ileriye gitmesi ve sonrasında Finlandiya da tabii bu konuda masumdu. Finlandiya İsveç kadar olmasa da yine de terör örgütünün özellikle PKK'nın, PYD'nin ve YPG'nin faaliyetlerine müsaade etme ve destekleme noktasında da kendilerinin bir sürü sözlü ifadeleri de var, icraatları da var. Fakat İsveç'in net bir şekilde özellikle bizim sınır ötesi harekatları yapılırken ve yapıldıktan sonra özel hatırlayın Sayın Dışişleri Bakanı ile yapmış olduğu bir basın toplantısında urge kelimesini kullandı. Yani Türkiye'yi uyarıyoruz, o bölgeden çekilin, bu operasyonlara son verin şeklinde son derece uslupsuz bir tavrı olmuş ve Sayın Dışişleri Bakanı da cevabını çok net bir şekilde vermiştir. Şimdi böyle bir alenen destek sağlanan bir ortamda bizim NATO gibi bir barış ittifakı tırnak içerisinde olan ve birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için ülküsüyle hareket eden bir ittifakta nasıl bir samimiyet ortaya koymalarını bekleyebiliriz? Ve Türkiye 1952'den beri ittifaklık ilişkiler içerisinde tüm kaideleri yerine getirirken tarihten bugüne kadar
esasında hançerlenen, benzetme yapmak gerekirse, Türkiye değil miydi? Her darbe ve darbe süreçlerinde, her Türkiye'deki kaos süreçlerinde bu manada bir parmak izi yok muydu? Şimdi tamam, bunlar oldu bitti. Bundan sonrasına bakmak lazım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı özellikle İsveç ve Finlandiya noktasında teröre destek verdikleri sürece bizden evet gelmeyecektir diyerek ve zamanlama olarak bugün sizin de sınırda şu anda siz de bekliyorsunuz. Eli kulağında bir operasyonun da böyle bir ortamda bizim elimizin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi İsveç ve Finlandiya bir taraftan da bize iyilik cümleleri ortaya koyuyorlar. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz gibi kitabın ortasından cümlelerle konuşuyorlar ki işte Amerika'dan gelen son Tuna Bey'den aldığımız haberlerde de gördük. Buyurun. Bir şey hatırlatmak isterim. 1984 yılı 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece yarısı Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ve aynı zamanda eş zamanlı olarak da Şemdinli'de eylemlerini başlattığı saldırılarını, katliamlarını, bebek katili bir örgütten söz ediyoruz. Ve ilginçtir, 1984 yılında PKK'yı terör örgütü olarak ilk tanımlayan ülke İsveç'ti. Ve İsveç'in o dönem başbakanı olan Olof Palme, 2 yıl sonra 1 Şubat, yanılmıyorsam 20 Şubat mıydı 1986'da, Stockholm'da öldürüldü. Ve PKK'nın bu eyleminden sonra İsveç'te büyük bir korku dalgasının hakim olduğunu gördük. Ve bugün 100 bine yakın ki büyük bir bölümü de terör örgütü PKK'nın destekçisi olan bir nüfusu barındırıyor İsveç. Böyle de bir durum var. Ve adeta esir almış durumdalar İsveç siyasetini. Şimdi Fuat Bey, aslında bu terör örgütü meselesi, terör meselesi tabii çok derin bir konu ama dünyada şu anda bir terör lügatı yok. Yani terörist kim, terör örgütü neye denir gibi ortak bir terör lügatı, sözlüğü yok. Kimine göre barış elçisi, kimine göre barış savaşçısı, işte freedom fighter, özgürlük savaşçısı dediğimiz tanımlamalar var. Dolayısıyla aslında bu karar tabii biraz kompliyoya girebilir ama bu kararlar aslında Yalta Konferansı'nda alındı Fuat Bey. Yani Yalta Konferansı'nda 3 büyük devlet bir araya geldiği zaman dediler ki biz yüzyıllar boyunca birbirimize savaştık, ordularımız savaştı, büyük maliyetler ortaya çıktı, büyük paralar kaybettik. Artık buna gerek yok. Bundan sonraki yeni dünya düzeninde vekalet güçleriyle, vekil güçlerle mücadele edelim. Maşa varken ateşi niye tutalım diye aslında benzetme yapmak gerekirsek, işte bugünün önü açılmış oldu. Yani bugün savaş şirketleri, terör örgütlerinin, devletlerin arkasında duran terör örgütlerinin, bir yani terör örgütleri nereden besleniyor sorusunun cevabı şu anda var mı? Ellerindeki silahların menşeine baktığımız zaman, pansuman yapılan ilaçların nereden geldiğine baktığımız zaman, yemeklerin, ilaçların nereden geldiğine baktığımız zaman, rahmetli Eşref Bitlis'in işte o meşhur mektubunu Sayın Turgut Özal'a gönderdiği zaman, çekiç gücün bu yardımları yapıyor, önüne almamız lazım dediğinde bunlar ortada değil miydi? Şimdi dolayısıyla burada özellikle bir yeni büyük Orta Doğu dediğimiz yeni Serv sendromunun Türkiye'nin başına örülmeye çalışıldığını ve Türkiye'nin tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi topraklarının parçalanması. Bakın 1991 yılında Fuat Bey belki hatırlarsınız, Graham Fuller bir kitap yazdı. Ve bu Graham Fuller'in yazmış olduğu kitabın içerisinde şöyle bir cümle geçiyor. Birleşik Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi bu Birleşik Türkiye Cumhuriyeti'nin neden birleşik? Bakıyoruz acaba işte Misak-ı Milli dediğimiz diğer işte toprakların birleşmesi mi acaba, buna bakıyoruz. Hayır, bu da değil. Amaç ne? Türkiye'yi parçalamak, sonra birleştirmek. Şimdi bunun derin bir hafızası var. Dolayısıyla şimdi, Türkiye'nin vermiş olduğu, teröre karşı vermiş olduğu mücadelenin böyle bir felsefi ve psikolojik derinliği var. Evet, Graham Fuller kim? CIA eski istasyon şefi. Kürtlerin hamisi ve şu anda yanılmıyorsam Kanada'da ömrünün son günlerini yaşıyor. Yani fiziki olarak 90'larında diye hatırlıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın makalesine dönersek, The Economist dergisine yazdığı makalede Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullanıyor. Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazı aynı zamanda, çok çarpıcı bir cümle, aynı zamanda şimdiye kadar terörün hedefi olmuş tüm üyeler adına atılmış kararlı bir adımdır dedi. Ve ekledi, NATO'ya aday ülkelerden tüm terör örgütlerinin faaliyetlerini durdurmalarını ve mensuplarını Türkiye'ye iade etmeleri gerektiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Economist dergisine yazdığı makalede. Buyurun.
Şimdi bu da çok çok önemli. İşte bizim demek istediğimiz, demin biraz önce söylemiş olduğum gibi ortak bir terör anlayışı ve bir terör sözlüğü oluşturmak zorundayız mesajıdır bu. Senin teröristin, benim teröristim, senin işte benim için özgürlük savaşçısı, benim için işte Amerika'dan gelen haberle ne dedi? Biz DAEŞ'e karşı YPV, YPG ve PYD ile beraberiz. Dolayısıyla bizim buradaki menfaatlerimize, operasyonlarımıza biraz sıkıntı oluşturabilir Türkiye'nin müdahalesi şeklinde meğerlen bir haber geldi Amerika'dan. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı vermiş olduğu mesaj açık ve net. Eğer siz Türkiye'yi bir NATO üyesi, müttefik, bir dost olarak görüyorsanız, Türkiye'nin güney sınırından ihraç edilen teröre karşı, Türkiye'nin topraklarında patlatılan ve patlatılmaya çalışılan bombalara karşı sessiz kalıyorsanız ve onların kod isimleri değiştirerek, yani harflerin yerini değiştirerek PKK bizim için terör örgütüdür, PYD bizim için DAEŞ'e karşı bir dosttur diyerek kelime oyunlarıyla bir yere varmanız mümkün değildir. Şimdi bunu net olarak zaten yıllardan beri ifade ediyoruz ve bunu S-400'ler konusunda ve Patriot'lar konusunda da ifade ettik. Ve biz bu saldırılara maruz kalırken NATO neredeydi? Şimdi NATO toprağı olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bombalar patlıyorsa, Türk halkı güvensizlik ve emniyetsizlik içinde ise bu NATO'yu ilgilendirmesi lazım normal şartlar içerisinde. Çünkü NATO bir güvenlik örgütü, bir ittifak. Ama burada sessiz kalınıyorsa ve bunları yapanlara da destek veriliyorsa, o zaman burada büyük bir soru işareti var Fuat Bey. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koymuş olduğu bu duruş ve bugün yazmış olduğu bu makale bence bu açıdan çok çok önemli. Şunu da ifade etmeye çalışalım. Türkiye'nin özellikle yeni bir doğu sorununun şart meselesi olarak yeniden işte bu coğrafyanın tanzimi bir düzeni içerisinde Türkiye'yi bir NATO üyesi olarak gerçekten görüyorlar mı? Ya da şunu da aslında ifade edelim. Bakın önemli. Hızlı hızlı söylüyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler yapmış olduğu dünya beşten büyüktür konuşmasının da aslında bugün bu makalede tezahürünü görüyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı aslında şu mesajı da veriyor satır arasında. Dünyamız artık soğuk savaş kurumları idare edilemiyor. Bu soğuk savaş kurumlarının hantallaşmış yapıları uluslararası Evet. meselelere, bölgesel meselelere çare bulamıyor. Dolayısıyla bölgeselleşme ve bölgesel entegrasyon projeleriyle ancak bu barış sağlanabilir. Yani bölge sorunlarını ancak bölge ülkeleri çağrı Evet, bulunan. evet. Bakın Yunanistan bugün bir Amerikan işgali altında. Bunu kimse tartışıyor mu? Yunanistan'ın Türkiye karşı Evet, saldırılarına evet, karşı, evet. Türkiye karşı hukuksuzluğa karşı çıkıyor mu? Evet, haklısınız. Furkan Kaya, çok çok teşekkür edeceğiz hocam. Aynı zamanda Yunanistan dediniz, ellerinde Türkiye S-400 modeline sahip hava füze savunma sistemi Rusya'dan aldı. O ortalık birbirine girdi. Ayağa kalktılar. Nasıl bir NATO ülkesinde böyle bir Rus yapımı hava füze savunma sistemi bulunur diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda üsler oluşturduğu Yunanistan'da S-300 Rus yapımı, yani S-400'ün bir alt segmenti, modeli var. Ve kimse Yunanistan'a nasıl bunu bulundursun demiyor. Bunu da belirteyim. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere merkezli uluslararası etkinliğe sahip 1843'ten beri yayınlanan bir dergi, haber ve finans dergisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiste yazdığı makalede Türkiye'ye göre İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe kabulü kendi güvenliği ve örgütün geleceği açısından riskler barındırmaktadır ifadesini de kullandı. Furkan Kaya, çok çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Sağ olunuz gece bakışına katıldığınız için. Teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum Evet, Fuat TRT Bey. Haber'de Çok gece teşekkür bakışı ederim. devam ediyor.